Herkese merhaba. Bu videomda 1975 yılında Alman Sika tarafından üretilmeye başlanan bir Ford Granada model aracı yenileyeceğim. Elimdeki model 1984-85 üretimi. Çok yıpranmış. Genel olarak sağlam, basit bir yenileme yapacağız. Birkaç kırık yeri var, onu tamir edeceğim. Ondan sonra da temizleyip boyasını yenileyeceğim ve yenilemeyi bitireceğiz. Altını sökerek başlıyorum. 4 mm ve 5 mm olmak üzere iki tane mat kabucu kullanıyorum. Daha önce de söylemiştim, eski araçlarda mat kabucunu elle de yapabiliyorsunuz. Çünkü perçinler nispeten zayıflamış oluyor yılların verdiği aşınmayla. O yüzden açması kolay oluyor. Evet, dediğim gibi genel olarak çok büyük problemleri yok. Sadece biraz yıpranmışlık var. O yıpranmışlıkları ve yorgunluğu alacağız üstünden. Ve sonrasında yenilemeyi bitireceğim. Tekerleklerimize söküyoruz. Parçaları temizledim. Camı parlattım. Kirden arındırdık. Şimdi yapmamız gereken bir iki ufak kırığı var. Arka bagaj kapağının menteşe tarafında bir kırık var. Bir de çerçeve tarafında bir kırık var. Bunları yapıştırıp daha sonrasında kasayı boyayacağım. Yapıştırmak için de Japon yapıştırıcısı kullanıyorum. Bu tip yapıştırmaları yaparken aracın üstünden değil iç kısımlarından yapmaya çalışın kırık parçanın. Ki boyarken o bombeler belli olmasın. Çünkü zımparalasanız da izi kalıyor yine de Japon yapıştırıcısının. O yüzden iç taraftan sürüyorum yapıştırıcıyı. Ki boyayı attığımız zaman dışarıda çizgilerde bir farklılık olmasın. Evet, yapıştırıcımız kururken ben orada tekerlekleri temizleyip parlattım. Şimdi göbeklerini krom 2 kalemle boyayacağım. Orijindeki detayı verme şansım yok. O yüzden de tamamını kroma boyayacağım. Evet, böyle görünecek orada. Modelin kasasını boyadım bu arada. Aslında ilk başta kafamda turuncuya boyamak vardı. Ama sonra bordo rengi karar verdim. Öndeki Ford yazısını da daha belirgin hale getirdim. Şasiyi de kroma boyadım. Daha temiz bir görüntü oldu. Artık parçalarımızı birleştirebiliriz. Evet, parçalarımızı birleştirdik. Gayet temiz oldu. Artık sergilenme vitrinindeki yerini almaya hazır hale geldi. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Tekrar teşekkürler. İyi seyirler.